Depremi. 60 gün önce bildiğini arkadaşlarımızla hem Türkiye malum Sayın Demirtaş'la pazartesi günü Edirne Kapalı Cezaevinde bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Öncesinde bu toplantının gündemi için hazırlık ziyaretleri olmuştu. Karşılıklı olarak avukatlar aracılığıyla ve Sezgin Bey aracılığıyla. Orada kendi gündemimizin başına kadına karşı şiddeti koymuştuk. Ve ziyaret öncesi avukatları eliyle de kamuoyuyla paylaşacağı bir çağrı metnini ilk olarak bana ulaştırmıştı. O çağrı metnindeki çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bana, tüm siyasi liderlere ve sırasıyla Türkiye'de kamu gücü kullanan ya da sivil toplum gücünü temsil eden tüm başkanlara yönelikti ve kadına karşı şiddet için içimizdeki erkekle yüzleşerek başlamak ve devamında sorumluluk almayı tartışan ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının yarattığı karşı taraftaki yarattığı katillerde ve şiddete başvuranlarda yarattığı cesareti gören bir metindi ve buna karşı bir duruş sergileyen kısa ve orta vadede yapılması gerekenleri ifade eden bir metindi. O metin kamuoyunca da malum. İlk metni almış kişi olarak orada da ifade ettim. Ama burada Diyarbakır'da o çağrı metninin her kelimesine katıldığımı ve altını imzaladığımı, aynı şekilde bu konuda ilk adımı kadına karşı şiddetten atmamız gerektiğini bir kez daha sabah da konuştuk, şimdi de ifade ediyorum. Çünkü esas sorun bizim önümüzdeki engel ve varmamız gereken nokta toplumsal barış. Engelimizde toplumsal çatışma ve şiddet. Bunun ilk ayağı, ilk çözülmesi gereken nokta kadına karşı şiddet. Orada erkekler olarak katillerle aynı cinsiyetten olmanın verdiği utancı bu meseleye karşı bir sorumluluk ve bir enerji olarak ortaya koymamız gerektiği ve daha fazla inisiyatif almamız gerektiğinin altını çizerek sözlerime başlamak isterim. Tabii biz STK'dan gelen arkadaşlarımızla hem Türkiye'nin dünden beri iyice belirginleşen ve Diyarbakır'da da gündemleşen ana konuyu konuştuk. Onunla ilgili değerlendirmelerini birazdan yapacağım. Ama yoksulluk herkesi vuruyor ama kırılgan grupları daha çok vuruyor. Doğu Güneydoğu'daki kadınları en çok vuruyor. Yine şiddetle cezasızlık algısının önemini, nafaka yetersizliğinin, bir ara nafakayı tartışıyorlardı ama şu anda nafaka yetersizliğinin nasıl bir soruna karşılık geldiğini karşılıklı olarak konuştuk. KADES'in Kürt kadınlara yönelik Kürtçe olarak yapmış olduğu hizmetin önemine, kıymetine çok vurgu yapıldı. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak benzer uygulamalarımızda bu Kürtçe dilinin yardımı isteyen kişinin ana dili olması durumunda bizim belediyelerimiz veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin örneğin kadınların başvuru yapabildikleri bir yaşamak projemiz var. Hukuki destek sağladığımız. Aynı devletin yönetiminde olan KADES projesinde olduğu gibi Kürtçenin de bir yardım dili olarak değerlendirilmesi gerektiğini notlarımız arasına aldık. Tabii bugünkü toplantı 6 gün sürecek olan ziyaretlerin ilk toplantısı olduğu için sembolik olarak burada ilk söylenecek sözünde önemi var. Ben ilk sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak gecikmiş bir teşekkürü yaparak başlamak isterim. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta adayımıza ve daha sonra da seçim süreci tamamlandıktan sonra gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta adayımıza oy veren, destek veren çok kişi, kurum, kuruluş, parti, lider teşekkür duydu ama duymayanlar vardı. Gecikmiş bir teşekkürü burada yapmak durumundayım. Adayımıza 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerek Diyarbakır'dan bana kadar bölgede verilen büyük destek.
ve Türkiye'nin dört bir yanında yerel genel son 4 seçimde Kürtlerin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına ve Cumhurbaşkanı adayına verdikleri destek ve aday çıkarmayarak 14-28 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına böyle yüksek bir oyun bölgeden çıkmasına katkı sağlayan o günkü YSP, bugünkü adıyla DEM Parti'ye hem kurumsal olarak hem burada yaşayan hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm Kürt kökenli vatandaşlarımıza bir teşekkürü çok görmememiz gerekiyordu. Bu teşekkürü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla burada bir kez daha ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'ta da çok önemli bir başarı elde ederek Türkiye'nin birinci partisi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi son 47 yıldır seçimlerden birinci parti çıkamazken 31 Mart'ta %38 gibi bir oy oranıyla Türkiye'de 413 belediye başkanlığını, bugün Türkiye'de 413 belediyeyi yöneten belediye başkanlıklarını kazanarak çok önemli bir başarı elde etti. Biz o gün şunu ifade etmiştik, tekrar edeyim. Biz bunu bir zafer değil, bir sorumluluk olarak omuzlarımızda hissediyoruz. Verilen oyların içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik tabanının dışında Çağrı'da bulunduğumuz Türkiye İttifakı vardır. Bu oyların içinde sosyal demokratların yanında muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar ve Kürt demokratlar vardır. Bu tüm demokratların bir araya gelip ortaya çıkardıkları büyük seçim başarısını bundan sonra yapılacak ilk genel seçimlerde Türkiye İttifakı'nı iktidar yaparak Türkiye'nin birikmiş bütün sorunlarını çözme noktasında bir ortak iradeye dönüştürmenin ve bunu demokratik siyasetin önünü açan, Türkiye'de siyaseti olması gibi demokratikleştiren bir büyük adım olacağına inancımız var. 31 Mart'ı bir son ve zafer anı değil, bir başkanlık, bir başlangıç ve sorumluluk anı olarak ifade ettiğimizi, gördüğümüzü ifade etmek isterim. Biz bugünkü toplantıda İstanbul Sözleşmesi'nden aslında çıkılmadığını, meclisin oy birliğiyle girdiği bir sözleşmeden bir kişinin tek imzasıyla çıkılamayacağını, sorumluluğun devam ettiğini, hukuki süreçlerin devam ettiğini ve bu konuda daha dirençli hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettik. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması her ne kadar 6.284 duruyorsa da devleti bütün ihtişamıyla, bütün caydırıcıyla devleti kadınların arkasından çekmiştir. Katillere ve şiddet uygulayanlara demiştir ki eskisi kadar kararlı değiliz. Siz anladınız dediğimi demiştir. Onlar da anlamıştır. Bu kadar kadın cinayetinin artmasının sebebi iradenin ortaya konuş biçimindeki aksaklık ve geri çekilme duygusudur. Kadınların arkasından, çocukların arkasından devleti çekerseniz karşısındaki canilere cesaret verirsiniz. O yüzden rakamlara kimsenin şaşırmaması gerekir. Dün akşam yine Diyarbakır'dayken biz 14 sayfalık bir iddianame gördük nihayet. Ama içinde bir şey göremedik maalesef. Narin evladımız katledildi. İddianamede 4 kişi müştereken Narin'i öldürmekle suçlanıyor. Anne, amca, ağabey ve itirafçı komşu. Ama cinayetin kimi işlediği yok. Cinayet işlerken orada bulunduğu söylenen kardeşin, iki arkadaşının hakkında bir şey yok. Bu cinayetin işlenme sebebi, işlenmesinden önce ne oldu da bu cinayet işlendi? Bir anne, bir amca, bir kardeş, 6 yaşında bir sabiyi, bir kızı neden katlettiler? Bu yok. Bilmediğimiz hiçbir şey yok maalesef. Son zamanlarda toplumsal infial uyandıran bütün davalarda olduğu gibi ya da toplumda merak uyandıran tüm konularda olduğu gibi yasama olsun, yürütme olsun ve yargı olsun topluma bilmediğimiz hiçbir şeyi söylememeye devam ediyor. Biz davayı çok yakından takip edeceğiz, gündemde tutacağız. En ciddi dayanışmayı bu salonda bulunan kadın örgütlerinin yöneticileriyle ve tüm üyeleriyle göstererek
Bu işin peşini bırakmayacağız. Ama AK Partili milletvekilinin 60 gün önce bildiğini, dün akşam saatlerine kadar savcı bilmediğini kağıda derc ediyorsa burada bir tuhaflık var. Burada ittifak kurulmuş, geçmişi karanlık, geleceğe de kaygı veren bir siyasi yapının kollandığı meselesini görmezden gelemeyiz. Bir kez daha söylüyorum. Tayyip Bey seçimden önce verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. Ne emekliye, ne emekçiye, ne esnafa, ne çiftçiye, ne yoksula, ne kadınlara. Bir tek Hüdapar'a verdiği sözü tutuyor. Tutmaya da devam ediyor. Öyle görünüyor. İstanbul Sözleşmesi konusundaki tutumunda da görülüyor. Narin meselesinde de görülüyor. Hiçbirimizi sakınmıyor. Hüdapar'la ilişkisini sakınıyor. Bunu ifade etmeden narin meselesi de konuşulamaz. Bir kez daha evladımıza Allah'tan rahmet ve gerçek ailesi olan bütün Türkiye'ye sabır diliyorum. Bugün buraya gelmeden 24 saat önce Türkiye'de böylesi önemli bir gündem vardı ama bu duruma evrilmemişti. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla önemli bir eşikteyiz. Şimdi herkes neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ama biz meseleye şuradan bakıyoruz. Eğer Sayın Bahçeli'nin söylediği söz bir kişinin özgürlüğü, bir kişiye af, ona verilecek bir kürsü, oradan söylenecek bir söz, lav olacak bir örgüt ve her şey tamamdırsa maalesef hiçbir şey tamam değildir o anlamda. Son söyleyeceğimi baştan bir kez daha söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi barışa giden, annelerin gözünü yaşını durdurmaya, göz yaşı dökmesini durdurmaya yönelik olan, şehit gelmesine, çatışmalar olmasına ve Türkiye'nin gelişimine engel olan bu sürecin tamamlanması, bitmesi, ortadan kalkması için, terörün durması için, terör örgütünün ortadan kalkması için Türkiye'nin 86 milyon birden barış içinde kucaklaşabilmesi için atılacak her adımı da önemsiyor ve engel olmayacak. Kimin sözü varsa da kıymetlidir, söylesin. Ama şu söz söylenmez. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Bir sorun vardır, onu da birisi konuşunca bitecektir. O zaman işte şu noktaya geliyorsunuz. Bu masayı, Diyarbakır'daki kadınların sorunlarını, bu masayı daha da genişleterek Diyarbakır'daki Kürtlerin sorunlarını, Türkiye'deki 26 milyon Kürt'ün sorununu yok sayıyorsunuz. O zaman aslında iyi bir şey yapayım derken hepimizi çok daha kötü bir şeye razı etmeye çalışıyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Kürt sorunu vardır, tam da şuradadır Kürt sorunu. Kürt'ün sorununun olup olmadığına Kürtler karar verir. Devlet karar veremez. Büyük devlet karar vermiş, küçük devlet de dün ilan etmiş gibi görünüyor. Onların demesiyle Kürt sorunu bitmez. Aksine onlar böyle dedikçe derinleşir. O yüzden Kürtlerin sorunları, Kürtler sorunum kalmadı diyene kadar vardır ve çözülmesi gerekir. Birisine senin sorunun yok demek otoriterliktir. Demokrasilerde o birisi sorunum yok dediği diyene kadar sorun var demektir. Biz de bununla ilgili elimizden gelen her türlü katkıyı ifade etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin, bütün vatandaşlarımızın istediğini konuşabildiği, istediği dilde konuşabildiği, kamuda temsil edildiği, siyaset yapma haklarının olduğu, ayrıştırılamadığı, hukuki öngörülebilirliğin olduğu bir ülke olana kadar Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti olma sorumluluğuyla çalışmaya ve mücadele etmeye devam edecektir. Terörün varlığı tüm Türkiye'nin sorunudur. Ama Kürtlerin sorunları da sadece Kürtlerin değil, tüm Türkiye'nin sorunudur. Bu iki sorun eş zamanlı olarak çözülmedikten sonra bu iki sorun birbirini doğurmaya devam edecektir. Bunun olmaması için biz Diyarbakır'daki iyi niyeti, Diyarbakır'daki umudu görüyoruz. Ama Diyarbakır'daki endişeyi sabah yaptığımız toplantıda da kaydettik. Çünkü bir kez daha bir süreç
yürütülürse bir kez daha bir umut ve bir kez daha başarısızlık, geçen sefer ne acılar yaşattıysa çok daha fazlasını yaşatabilir. Bu sebepten dolayı son derece dikkatli olmak durumundayız. Ve Kürtlerin yaşadığı sorunların sadece bir kişinin mecliste konuşmasıyla değil, 86 milyonun temsilcilerinin parlamentoda oturmasıyla, konuşmasıyla, demokratik siyasetin önünün açılmasıyla ve kurulacak masaya 86 milyonun oturmasıyla çözülebilecektir. Bugün Cumhur İttifakı'nın Kürtlerin sorunlarını görmediği, gündemine almadığı, alelacele bir şeyler yapmaya çalıştığı süreç son derece riskler, tehlikeler barındırmaktadır. Bir yandan bir sorunu çözeceğiz derken hangi sorunun çözülmeye çalışıldığı konusunda derin şüpheler vardır. Kürt sorununu yok sayıp bir sorunu çözenlerin Erdoğan'ın sorununu çözmek üzere bir süreç yürüttüklerine ilişkin endişeler hızla bertaraf edilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da daha önce farklı vesilelerle kamuoyu önünde açık biçimde meclis başkanı ağzıyla, Sayın Erdoğan'ın çağrısıyla, sivil anayasa söylemiyle davet edildiğimiz anayasa masasına oturmadık. Mevcut anayasaya harfiyen uyulmadıkça ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma gibi bir somut örneği de bir kez daha hatırlatayım. Bütün antidemokratik tavırlardan vazgeçilmedikçe, Anayasa Mahkemesi kararları, AHİM kararları kabul edilmedikçe, yani anayasanın en ufak virgülüne kadar tam sadakat gösterilmedikçe biz anayasa çiğneyenlerle bir anayasa yapmayız. Bu yüzden öyle yaptık olmadı, böyle yaptık olmadı. CHP Kürt sorununa duyarlı. O sorunu çözecekmiş gibi yapıp CHP'yi masaya böyle sokabilir miyiz diyorsa, niyet buysa biz o oyuna gelmeyiz. Ama sizin niyetiniz demokrasi ise bu işin bütün aşamalarında samimiyetli oluruz. Bir tek şeye itiraz ederiz, samimiyetsizliğe itiraz ederiz. Sonuç olarak kapalı kapılar ardında biz yaptık oldu diyen anlayışı değil, Kürtlerin yaşadığı sorunları gören, çözme iradesi gösteren, önerileri ortaya koyan ve zemini 86 milyonun temsilcilerin olduğu mecliste kuran bir anlayışı savunuyoruz. Bu ülkede yaşayan herkesin, Türklerin de Kürtlerin de geleceği yalnızca sivil, demokratik siyasetten geçer. Doğru yol budur. Biz bu noktada üzerimize düşen ne varsa bunu yapacağız. Buna katkı koymak, risk almak, haklı haksız tüm eleştirilere muhatap olmak dahildir. Dün ifade ettiğimiz sözü bir daha ifade edelim. Devlet Bey beklenmedik bir şey söyleyince, beklenmedik bir şeyi de ben söyleyeyim size. Kürtlere devlet vaat ediyorum dedim. Cümlenin buraya kadarki kısmından bile medet uman bir kötücül akıl var. Ben Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit, ayrımsız, kendilerini tamamen mensubu ve sahibi hissettikleri 86 milyonla birlikte eşit vatandaşlığı iliklerine, kemiklerine kadar hissettikleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bizlerle birlikte sahibi olmalarını teklif ediyorum. Bu noktaya geldiğimizde zaten bütün sorunlar çözülecek. Bu noktada geçen gün Sayın Demirtaş'la da mütabıktık. Bugün kadın sayı takalarıyla da mütabıkız. Yarın görüştüğümüz tüm Kürtlerle de bu bölgenin insanlarıyla mütabık olacağız. Çünkü biz bu şehrin de, bu şehrin siyasetçilerinin de, bu şehrin STK'larının da bu ülkeyi sevdiklerini, insanları sevdiklerini, hayatı sevdiklerini, yaşamı sevdiklerini biliyoruz. Hayata, yaşama, insana ve barışa dair her türlü düşmanlığın ve kötülüğün karşısında onlarla el ele, omuz omuza olacağız. Diyarbakır'daki ilk programımızdan hepinizi selamlıyorum.